Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Yazan Profesör Doktor İbrahim Sarıçam Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Hz. Muhammed'in Son Günleri ve Vefatı Hz. Peygamber'in vefatından önce İslamiyet'in genişleme durumu Hicretin 1. yılından itibaren özellikle kabile bazında İslam'a katılımlarda. Tertiplenen gazveler ve sevk edilen seriyeler merhale merhale İslam toplumunun hakimiyet alanını genişletmiştir. Bedir Savaşı'na kadar gerçekleştirilen gazveler ve seriyelerde Müslümanlar Medine ve çevresinde Medine'den Kızıldeniz'e kadar uzanan topraklarda hakimiyet sağlamışlardır. Bedir Savaşı ile Hendek Savaşı arasındaki gelişmelerde hakimiyet alanı Mekke yakınlarına kadar uzanmış, Müslümanlar Hicaz'da en büyük askeri ve toplumsal güç olduklarını kanıtlamışlardır. Bu safhada Yahudiler Medine'den çıkarılmışlardır. Hendek Savaşı'ndan sonra Benil Mustarik'in itaat altına alınmasıyla Hicaz'ın doğusuna yani Necid içlerine ardından Hayver'in fethiyle de Medine'nin kuzeyine doğru hakimiyet alanı genişlemiştir. Hicret'in 8. yılında Mekke'nin fethiyle Yarımada sakinleri İslam'a hızlı bir şekilde katılmaya başlamışlardır. Tebük seferiyle Arabistan'ın kuzeyindeki Hristiyan Arapların ve Yahudilerin oturduğu bölgelerin Medine'ye bağlılığı sağlanmıştır. Hz. Peygamber'in hakimiyeti sağlamak için Arap Yarımadası'nın her yerine askeri birlik göndermesi gerekmemiştir. Hicret'in 9. ve 10. yılında Medine'ye Yarımada'nın çeşitli bölgelerinden heyetlerin gelmesiyle birlikte o ana kadar hakimiyetin uzanmadığı bölgeler Hz. Muhammed Salli ala Seyyidina'nın ya peygamberliğini ya da hakimiyet ve zaferini kabul etmiştir. Medine'ye gelen heyetler arasında bulunan Kindi, Murat ve Hemdan gibi güçlü kabilelerin İslamiyet'i kabulüyle Yemen, Ez kabilesinin kabulüyle Umman, Abdülkays, Temim ve Esed kabilelerinin kabulüyle Doğu ve Orta Arabistan İslam topraklarına katılmıştır. Çünkü kabilelerin İslamiyet'i kabul etmeleri, zekat vermeleri ve diğer bazı mükellefiyetleri yerine getirmeleri, Medine devletine bağlılıklarını göstermek için kafi geliyordu. Bu yerlerde Hz. Peygamber muntazam ilişkiler kuruyor, valiler, öğretmenler ve vergi memurları tayin ediliyordu. Veda Haccı 632 Hz. Peygamber hicretin 8. yılında Mekke fethedildikten sonra hac mevsimini beklemeden Medine'ye dönmüştü. Zaten Mekke'nin fethinden önce de henüz hac farz kılınmamıştı. Hicretin 9. yılında hac farz kılınmış ancak o yıl Hz. Peygamber bizzat hacca gitmemiş ve Hz. Ebubekir'i hac emiri tayin ederek Mekke'ye göndermişti. Peygamberimiz hicretin 10. yılında hac farizasını yerine getirmiştir. Onun bu hacına sabilerle vedalaştı ve bir daha Kabe'yi görmediği için veda haccı, Müslümanlara hac ibadetinin bütün hükümlerini hem nazari olarak bildirdi ve hem de pratik olarak gösterdiği için bela haccı, haccın fars kılınmasından sonra ilk haccı olması dolayısıyla İslam haccı gibi isimler verilmiştir. Fakat onun bu haccı daha ziyade veda haccı olarak meşhur olmuştur. Veda hacının eda şekli konusunda farklı rivayetler vardır. Bazı rivayetlerde onun temettu veya kıran hacına niyet ettiği belirtilirken, bazılarında ifrat hacına niyet ederek ihrama girdiği kaydedilmektedir. Hicretin 10. yılının zilkade ayında, Hazreti Peygamber hac için hazırlanmaya başladı. Bunu Müslümanlara da duyurarak hazırlanmalarını istedi. Onunla birlikte hac etmek isteyenler Medine'de toplandılar. Hazreti Peygamber 26 zilkade 10, 22 Şubat 632 Cumartesi günü, Yanında hanımları ve kızı Fatıma da olduğu halde muhacirler, Ensardan ve diğer Arap kabilelerinden oluşan Müslümanlarla birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık yüz deve aldı. Zülhuleyfe adlı yere vardığında öğle namazının seferi olarak iki rekat kıldı ve aynı gün burada ihrama girdi. Öğleyi Medine'de, ikindiyi Zülhuleyfe'de kıldı da söylenir. Hz. Peygamber'in veda hacına giderken izlediği güzergah ana hatlarıyla şöyledir. Zülhuleyfe, Beyda, Merel, Irkuz Zabiye, Ravha, Arç, Sukya, Ebba, Cufe, Gadiri Hum, Kudeyt, Usfan, Gamim, Meruz Zahran, Serif ve Zitua. Hz. Peygamber, 4 zilhicce pazar günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde olduğu halde Mekke'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı ve Safa ile Merve arasında sahi etti. Veda Hacı süresince Mekke'nin Eftah mevkinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. Perşembe gününe kadar Mekke'de kaldı. Aynı gün Mina'ya hareket etti. Öğle ikindi akşam ve yatsı namazlarını orada kıldı. Geceyi de burada geçirdi. Ertesi sabah namazı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar burada kaldı. Arafat'taki Nemir'e mevkinde çadır kurulmasını emretti. Sonra Mina'dan hareket edip Müzderife'den geçerek Cuma günü Arafat'ta hazırlanan çadıra varıp konakladı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urani Vadisi'nde meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan okutarak ayrı ayrı ikametle öğle ile ikindiği birlikte kıldıktan sonra devesinin üzerinde Arafat'a çıktı. Kıbleye dönüp akşama kadar dua ile meşgul oldu. Arafat'tayken kendisinin ilahi tebliğ görevinin tamamlandığını belirten şu ayeti kerime nazil oldu. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Hz. Peygamber güneş battıktan sonra devesine binerek Arafat'tan ayrıldı ve Müzderifi'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek akşamı 3 yatsıyı da 2 rekat olarak aynı şekilde tek ezan ve her namaz için ayrı ikamette kıldırdı. Geceyi müzderife de geçirdi. Ertesi sabah yani cumartesi günü sabah namazını müzderife de kıldıktan sonra meşari harama geldi. Cemreyi akabede ufak taşlardan yedi tane attı. Mina'da yine deve üstünde bir konuşma yaptı. Burada kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü ömrünün her yıl için bir deve hesabıyla bizzat kendisi kurban olarak kesti. Diğer develeri de Hazreti Ali kesti. Kurban etinden bir parça yiyen peygamberimiz geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra tıraş olup İran'dan çıktı. Sonra Kabe'ye gidip tavaf yaptı ve öğle namazını kıldı. Tekrar Mina'ya dönerek bayram günlerini burada geçirdi ve bu günlerde diğer taşlama görevlerini de yerine getirdi. Bayramın ikinci günü Mina'da Müslümanlara üçüncü konuşmasını yaptı. Bayramın beşinci günü Mina'dan tekrar Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye döndü. Hz. Peygamber'in 9 Zihlice 10, 6 Mart 632 Cuma günü sayıları 140 bin civarındaki topluluğa Arafat'ta irad ettiği konuşmanın kaynaklardan çıkarılan karşılaştırmalı bir metni aşağıda verilmiştir. Hz. Peygamber konuşmaya başlamadan önce, Cerir bin Abdullah vasıtasıyla sükuneti temin etmiş ve Riba bin Ümeyye gibi gür sesli münadileri görevlendirerek cümlelerin tekrar edilip uzaklara kadar duyurulmasını sağlamıştır. Hamd ve şükür Allah mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım talep eder, affımızı ondan diler ve ona yöneliriz. Nefislerimizin şerlerinden, hareket ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse, o kimse için sapıklık olamaz. Kimi sapıklığa sevk ederse, o kimse için doğru yola sevk eden kalmamıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tekliğine ve bir dengenin bulunmadığına şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve elçisidir ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye ve sizi ona itaatte bulunmaya teşvik ederim. Bu surette en iyi ve hayırlı olan bir şeyle sözlerime başlamak istiyorum. O halde ey insanlar! Size açıkladığım şeyleri dinleyin. Zira bilmiyorum, bu yıldan sonra bulunduğum bu yerde belki de sizlerle tekrar buluşamayacağım. Ey insanlar! Kanlarınız hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefleriniz Rabbinize buluşacağınız güne kadar bu yerde Mekke, bu ayda zihnici, bugünün mukaddes olması gibi mukaddes ve mükerremdir. Dikkat edin. Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. Emanet olarak en altında bir şey bulunduran kimse onu kendisine emanet etmiş olan şahsa iade etmelidir. Gerçekten artık cahiliye devrinde mevcut riba kaldırılmıştır. Şu kadar var ki borç olarak verdiğiniz sermayeleriniz sizindir. Bu surette ne zulm edecek ve ve ne de zulm edileceksiniz. Allah bundan böyle ribanın olmayacağına hükmetti. Kaldırdığım ilk riba amcam Abbas bin Abdülmuntalib'in ribasıdır. Ve yine cahiliye dönemi kan davaları kaldırılmıştır. Kaldıracağım ilk kan davası yeğenim Amir bin Rebiya bin Haris bin Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Cahiliye döneminin Mekke şehriyle ilgili hükümet vazifeleri kaldırılmıştır. Kabe muhafızlığı ve hacıların su işleri vazifesi bundan müstesnadır. Kasten adam öldürme kısasla cezalandırılır. Taş ve sopayla öldürme gibi şüpheli kasıt hallerinde yüz deve kan diyetidir. Daha fazlasını isteyen kimse cahiliye devri insanlarındandır. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım sen şahit ol. O halde ey insanlar, gerçekten şeytan sizin bu ülkenizde kendisine tapılmaktan ümidini kesmiş bulunuyor. Fakat o, bunun dışındaki iş ve hareketlerinizden ehemmiyetsiz saydıklarınızda kendisine tabi olunmaktan hoşnut olacaktır. Ey insanlar, nesi usulünü yani haram aylardan olan mukaddes aylara bunun dışından bir ay ilavesi usulünü tatbik etmek küfürde aşırı gitmektir. Kafirler bununla sapıtmışlardır. Onlar bu bir aylık zaman bir sene kusyetsiz yani haram aylar dışı alalade bir ay, diğer bir sene de haram yani haram aylara dahil mukaddes bir ay sayarlar. Gayeleri Allah'ın haram aylardan saydığı ayların birbiri arkasına akışını görünüşte muhafaza etmek ve Allah'ın haram aylar dışı saydığı ayları bunun içinde yani mukaddes gibi göstermektir. Bu surette onlar Allah'ın helal ettiği şeyi haram hale getirmiş oluyorlar. Şimdi zaman yani takvim Allah'ın yeri ve semavatı yarattığı gündeki durumuna rücu etmiş bulunuyor. Gerçekte Allah indinde yeri ve semavatı yarattığı günde takdir ettiğine göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu dördün üçü bir, bir arkasına gelir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, dördüncüsü Mudar kabilesinin Recep ayıdır ki bu, cemaziyel ahirle Şaban ayı arasında bulunur. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım, sen şahit ol. O halde ey insanlar, hanımlarınızın sizin üzerinizde hakkı bulunduğu gibi, sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız, sizden başka bir erkeğe döşeğinizi çiğnetmemeleri, ve sizin hoşlanmadığınız herhangi bir kimseyi izninizde olması müstesna evlerinize sokmamalarıdır. Kadınlara en iyi bir tarza davranıp muamelede bulununuz. Çünkü onlar sizin himaye ve muhafazanız altına girmiş kimselerdir. Sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak almış bulunuyorsunuz. Onlara Allah'ın adıyla her halinden yaklaşın. Kadınlar hususunda Allah'tan korkup çekinin ve onlara karşı en iyi bir tarzda davranıp muamele edin. Dikkat edin. Tebliğ ettin mi? Ey Allah'ım! Sen şahit ol. Ey insanlar! Müminler kardeştir. Bir kimse için kardeşinin malını yemek, onun tam rızasını elde etmedikçe helal olmaz. Dikkat edin! Tebliğ ettin mi? Ey Allah'ım! Sen şahit ol. Benden sonra küfre sapıp birbirinizi boğazlar hale gelmeyin. Dikkat edin. Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım! Sen şahit ol. Ey insanlar! Rabbiniz bir, atanız birdir. Hepiniz Adem'den türemiş bulunuyorsunuz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah indinde en mükerrem ve makbul olanınız, ondan korkup çekinmenizdir. Bir arabın araba olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Varsa bu takva yönündendir. Dikkat edin. Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım sen şahit ol. Kendisini dinleyen müminlerin evet demeleri üzerine Hz. Peygamber şöyle devam etti. Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi bildirsinler. Ey insanlar Allah muhakkak ki her varisin mirastan olan hissesini tayin ve tespit etmiştir. O halde bir vasiyet herhangi bir varis lehine olmak üzere diğer varislerin mahfuz hisse hudutlarını aşamaz. Miratçılardan başkası için yapılan bir vasiyet, miras olarak kalan mallar toplamının üçte birinden fazla olamaz. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa oraya aittir. Babasından başka bir kimseye mensubiyet iddiasında bulunan yahut kendisini himaye altına almış olan efendisinden başkasını efendisinden başka efendi edinenin üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Böyle bir insanın ne nafile ibadetleri ve ne de farz ibadetleri kabul olunacaktır. Ve selamu aleyküm. Veda hutbesi Hazreti Peygamber'in duygu, düşünce ve faaliyetlerinin en yüksek noktasını oluşturur. İnsanların sahip olduğu hakları ve vecibeleri ortaya koyan bu konuşma, Hz. Peygamber 3 ay kadar sonra vefat ettiği için daha sonraları büyük bir tesir meydana getirmiştir ve bir bakıma onun vasiyeti olarak değerlendirilmiştir. Hutbe ana hatlarıyla şu hususları içermektedir. Tevhid, Allah'a itaatin gerekliliği, emaneti riayet, ribanın yasaklanması, can, mal ve ırz güvenliği, kan davalarının kaldırılması, zidane ve sikaye dışındaki cahili devri kurumlarının lağvedilmesi, nesi usulünün kaldırılması, haram ayların tekidi, eşlerin birbiri üzerindeki hakları, müminlerin kardeş olduğu, müminlerin iç çekişmelerden ve birbirine düşmekten sakındırılması, kısas ve mirasla ilgili hukuki meseleler. Bu konuşma bütün insanları kapsayan bir evrensel beyanname niteliği taşımaktadır. Nitekim Peygamberimiz Allah'a hamdü senadan sonra konuşmasına ey insanlar hitabıyla başlamış ve sahabilerin dikkatini çekerek bütün insanlara hitap etmiştir. İnsan hayatının, malının ve şerefinin mukaddes, dokunulmaz olduğunu beyan etmesi de Hz. Peygamber'in insanların yaşama ve mal mülk hakkına, ırz ve namusların korunmasına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Cahiliye döneminde görülen kan davalarının kaldırılmış olduğunu kesin bir şekilde dile getirmektedir. Bu surette kişi dokunulmazdı, toplum düzeni, toplum güvenliği sağlanmış, anarşi önlenmiş, bunun yerine kardeşlik tesis edilmiştir. Hz. Peygamber faizi ve kan davasını kaldırırken bunları önce kendi yakınlarına uygulamış, onlara herhangi bir ayrıcalık tanımamıştır. Peygamberimiz insanların Rabbinin bir olduğunu, aynı anne ve babadan türediklerini, insanların eşit olduğunu kesin bir dille ifade etmiş, dil, renk ve ırk ayrımından sarfi nazarla tüm insanlar arasında eşitlik esasını kabul etmiştir. Esasen Kur'an'ın bu konuda koyduğu temel prensip de böyledir. Bundan sonra aile hukukunun özünü teşkil eden karı koca hakları üzerinde durmuştur. Özet olarak veda hutbesinde Hz. Peygamber, kişi dokunulmazlığı, hayat hakkı, mülkiyet hakkı, mesken dokunulmazlığı, toplumsal barış, eşitlik, miras, aile hukuku ve ayrıntılandırılabilecek diğer bazı meseleler üzerinde durmuştur. Hazreti Peygamberin Vefatından Önce Bazı Gelişmeler Hazreti Peygamber, veda hacından döndükten sonra Yemen'de Esvet el-Ansi, mensubu bulunduğu Ans ve Meshiç kabilelerinin desteğini sağlayarak peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Kendisine karşı koyan vali Şer bin Bazan'ı öldürerek, hanımı azadı, zorla nikahladı ve bölgeye hakim oldu. Olayı öğrenen Hazreti Peygamber, Cerir bin Abdullah adlı sahabiyi onu İslam'a davet için gönderdi. Esved el-Ansi buna olumsuz cevap verdi. Sonunda bölge ileri gelenlerinden Kays bin Mekşu, Firuz, Cüşeyş ve Dazevey kendi safında göründükleri Esved'e suikast düzenleyerek hanımı Azad'ın da yardımıyla onu öldürdüler. Esvet, Hazreti Peygamber'in vefatından beş gün önce öldürüldü ve resmi bilgi Medine'ye Hazreti Ebu Bekir döneminde ulaştı. Hicri 10. yılın sonunda, cahiliye döneminde kısmen Hristiyan, kısmen de putperest olan ve hicretin 10. yılında Medine'ye heyet göndererek İslam'ı kabul eden Hanife kabilesinden Müseydime adlı şahıs, Yemame'de peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Halbuki o, kabilesinin temsilcileriyle Medine'ye gelerek Müslüman olmuştu. Yemame'ye dönünce, irtidat ederek peygamberlikte Hz. Muhammed'e ortak olduğunu iddia etmeye başladı. Hz. Peygamber, Müseylime'ye mektup yazıp Amr bin Ümeyye Eddamri ile göndererek onu İslam'a davet etti. Müseylime ise yazdığı cevapta, Hz. Peygamber'e ortaklık teklif etti yeryüzünün yarısının kendisine ve yarısının da Kureyş'e ait olduğu iddiasında bulundu. Peygamber de ona yazdığı cevabi mektupta, yeryüzünün Allah'a ait olduğunu, ona kullarından dilediğini, varis kılacağını bildirdi. Bu gelişmeler sırasında Hz. Peygamber vefat etti. Peygamberimiz 11. Hicri yılın 2. ayı olan Safer ayının sonlarına doğru Muhte Savaşı'nda şehit düşen Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve diğer sahabilerin intikamını almak üzere Bizans'a karşı bir sefer düzenlemeye karar verdi. İçlerinde yaşlı ve tecrübeli sahabilerin de yer aldığı ordunun komutanlığına o sırada henüz 18 veya 19 yaşında bir genç olan Üsame bin Zeyd'i tayin etti. Üsame, ordusunu hazırladıktan iki gün sonra 29 Sefer 11, 27 Mayıs 632 Çarşamba günü hastalandı. Ertesi sabah, yani perşembe günü biraz iyileşince Üsame için kendi eliyle sancağı bağladı. Orduya bazı tavsiyeler de bulundu. Verdikleri sözden dönmemelerini, çocukları ve kadınları öldürmemelerini, düşmanla karşılaşmayı temenni etmemelerini, birbiriyle çekişmemelerini tavsiye ederek Üsame'yi uğurladı. Üsame, Medine yakınındaki Curuf mevkinde karargah kurdu. Ordu burada toplanmaya başladı. Ordunun içinde... Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi ileri gelen sahabiler de bulunuyordu. Bazı sahabiler, Üsame'nin genç ve tecrübesiz olmasından dolayı onun komutan tayin edilmesini eleştirdiler. Bunu duyan Peygamberimiz, cumartesi günü mescide giderek itirazlara cevap verdi. Üsame'yi komutan tayin ettiği için bazı itirazların kendisine ulaştığını, Aynı şekilde daha önce de onun babasını komutan tayin etmesinden ötürü de itiraz ettiklerini, halbuki babası kumandanda nasıl layık idiyse oğlunda layık olduğunu bildirdi. Hz. Peygamber'in vefatı Hz. Peygamber'in hastalığının çok ağırlaşması üzerine Üsame hareket edemedi. Hz. Peygamber'in baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı. Ateş nöbetleri geçirirken dahi Suriye seferinin hazırlıklarıyla ilgileniyordu. Hazret Peygamber hastalığı esnasında yaptığı konuşmada bir kul ki Allah onu dünyayla kendine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. O Allah'a kavuşmayı tercih etti buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, bu sözün ifade ettiği anlamı ve o kulun Hazret Peygamber'in bizzat kendisi olduğunu anladı ve nefislerimiz. Mallarımız ve evlatlarımızla sana feda olalım diyerek ağlamaya başladı. Onun ağladığını gören Hazreti Peygamber, "Ağlama Ebu Bekir. Arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan Ebu Bekir'dir. Ümmetimden birini dost edinseydim Ebu Bekir'i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği daha üstündür." dedi. Hazreti Ebu Bekir'in kapısı dışında Mescid-i Nebevi'nin avlusuna açılan tüm kapıların kapatılmasını emretti. Bunun sebebini açıklarken de İslam'a ondan daha faydası dokunan kimse tanımadığını söyledi. Peygamberimiz hastalığı esnasında vücudunda hafiflik hissettiği zaman namazı kendisi kıldırır, ağırlık hissedince insanlara emredin namazlarını kılsınlar derdi. Nitekim namaza çıkamayacak derecede hastalanınca namazı Hz. Ebu kıldırmasını emretti. Hz. Ayşe babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşandığını, Resulullah'ın makamında durmaya tahammül edemeyeceğini ve bu görevin Hz. Ömer'e havale edilmesini istedi. Fakat Hz. Peygamber ısrarla Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Hz. Ebu Bekir'in Hz. Peygamber'in hastalığı esnasında en az 17 vakit namaz kıldırdığı rivayet edilmektedir. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiren Hazreti Peygamber, bir gün öğle üzeri hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı. O esnada cemaat namaza durmuştu. Hazreti Ebu Bekir onun geldiğini anlayınca çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber yerinden çekilmemesi ve namaza devam etmesi için işaret ederek Hz. Ebu yanında namaza durdu. Pazartesi günü sabah namazından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in hastalığının hafiflediğini gördü ve kendisinden izin alarak sünh mevkindeki evine gitti. Bazı sahabiler de işlerine gittiler. O sırada Hz. Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Son nefesini vermeden önce kölelere iyi davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi onlara yumuşak söz söylemeyi ve namaza devam etmeyi tavsiye etti. Hz. Ayşe'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle La ilahe illallah, ruh teslimi ne şeymiş demiş ve güçlükle işitilebilen son sözü ise şu olmuştur. Mar refıkın ala. Yüce Rabbimle beraber. Hazreti Peygamber bu sözleri söyledikten sonra eşi Hazreti Ayşe'nin kolları arasında yerine hiç kimseyi bırakmadan 14 Revi'ün evvel 11, 8 Haziran 632 Pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim etmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatı Müslümanları derinden üzdü ve mateme oldu. Hatta öyle ki onun gerçekten ölüp ölmediğini soranlar, öldüğüne inanmayanlar da oldu. Hazreti Ömer kılıcını çekerek Resulullah'ın ölmediğini iddia etmiş ve onun öldüğünü söyleyenlerin kellesini uçuracağını söylemiştir. Vefat esnasında Medine'nin sünh mevkindeki evinde bulunan Hazreti Ebu Bekir derhal gelerek doğruca Hazreti Peygamber'in bulunduğu odaya girdi. Yüzünü açıp vefat etmiş olduğunu görünce gözlerinden yaşlar boşandı ve dudaklarından şu sözler döküldü. Sana her şey feda olsun. Allah'a and olsun ki ölüme iki kere uğramayacaksın. Mukadder olan ölümü işte tattın. Hayattayken güzeldin, ölümünde de güzelsin. Hz. Ebu Bekir bundan sonra odadan çıkarak metin bir şekilde şaşıran halkı teskin etmeyi başardı. Hz. Ömer'in söylendiğini duyunca onu susturarak konuşmaya başladı. Allah'a hamd ettikten ve Hz. Peygamber'e salat ve selam getirdikten sonra şu tarihi konuşmayı yaptı. İnsanlar, Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a ibadet edenler, onun diri ve ölümsüz olduğunu bilirler. Allahü Teala buyuruyor ki, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? Kim geri dönerse Allah'a bir zarar vermez. Allah şükredenlere mükafatlarını verir. Hz. Ebu bu sözleri Müslümanları sakinleştirdi. Bundan sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Peygamber'in yakın akrabalarıyla birlikte, Hz. Peygamber'in cenazesinin bulunduğu odaya girdiler. Bu arada Ensar'ın aralarından birini halife seçmek üzere, Beni Saide gölgeliğinde toplandığına dair haber geldi. Hazreti Ömer yanına Hazreti Ebu de alarak oraya gitti. Yolda Ebu Übeyde bin Cerrah da onlara katıldı. Halife seçilen Hazreti Ebu Bekir'e ertesi gün Mescid-i Nebevi'de umumi biat yapıldı. Hazreti Peygamber'in cenazesini Hazreti Ali yıkadı. Hazreti Abbas, onun oğulları Fazıl ve Kusemi ile Üsame Bin Zeyd Hazreti Ali'ye yardımcı oldular. Salı günü öğleye doğru yıkanıp kefenleme işi tamamlandıktan sonra Hz. Peygamber'in cenazesi evinde bulunan serinin üzerine konuldu. Müslümanlar grup grup odanın alabileceği kadar sayıda önce erkekler, sonra hanımlar ve daha sonra da çocuklar içeriye girerek imamsız olarak cenaze namazı kıldılar. Bu arada Hz. Peygamber'in defnedileceği yer hususunda ihtilaf çıktı. Kimisi onun Mescid-i Nebevi'ye, kimisi Baki kabristanına defnedilmesini söyledi. Hz. Ebu Bekir, bir defasında peygamberin ruhu kavzedilen her peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir buyurduğunu işitmiştim diyerek meseleyi halletti ve onun vefat ettiği yer olan Hz. Ayşe'nin odasına defnedilmesine karar verildi. Mezarı Ebu Talha el-Ensari kazdı. Hazreti Peygamber vefat ettiği günün ertesi yani salı günü defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Fazıl bin Abbas, Kusen bin Abbas ve Hüsame bin Zeyd'in indikleri rivayet edilir. Daha sonraki yıllarda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de Hazreti Peygamber'in yanına defnedildiler. Hazreti Peygamber'in kabri kıble tarafında olup, Hazreti Ebubekir'in başı, Hazreti Peygamber'in omuz hizasına Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasına gelecek şekilde defnedilmiştir. Hazreti Peygamber'in Mirası Hazreti Peygamber'in mirasına geçmeden önce onun geçim kaynakları hususuna temas etmek gerekir. O, çocukluk ve gençlik çağlarında amcası Ebu Talib'in himayesindeyken evin geçimi konusunda özellikle ticari faaliyetlerinde ona yardımcı olmuştur. Ebu Talip seferlerinde onu da beraberinde götürüyordu. Hz. Peygamber'in zengin bir hanım olan Hz. Hatice ile evlendikten sonra da ticari faaliyetlere devam ettiği de bilinmektedir. Peygamberliği döneminde de Mekke'de muhtemelen ticarete devam ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı üzere müşriklerin tacip ederek bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor şeklindeki ifadelerine bakılırsa o çarşı pazarda İslam'ı tebliğ ve ihtiyacını temin yanında muhtemelen alışveriş de yapıyordu. Hz. Peygamber ne peygamberdi ve ne de devlet başkanlığı karşılığında herhangi bir ücret almıyordu. Kur'an-ı Kerim'de onun görevi karşılığında ücret istemediğine ve karşılık almadığına dair pek çok ayet-i kerime bulunmaktadır. Hz. Peygamber Medine döneminde gerek mecburi vergilerden ve gerekse fakirlere verilmesi gereken nafile sadakalardan hiçbir şekilde faydalanmazdı. Vergilerin ve zekat gelirlerinin kendisi ve aile fertleri için helal olmadığını söylerdi. Hz. Peygamber'in geçim kaynakları ana hatlarıyla şunlardır. Enfal suresinin 41. ayetinin hükmüne göre ganimetin beşte birinden aldığı hisse, ayette geçen Allah ve Rasulünün hissesi bir kalem kabul edilirse, bu humusul humus, yani beşte birin beşte biri, yani yüzde dört oranındadır. Hz. Peygamber yine Enfal Suresinin 41. ayetine göre, savaşa katılan gazi sıfatıyla, savaşa iştirak eden gazileri dağıtılan beşte dörtten de hissesini düşene almıştır. Bunların dışında, Hz. Peygamber Safi denilen ve ganimet taksim edilmeden önce, başkomutanın seçip beğendiği maldan sembolik olarak almıştır. Bu aldığı bazen bir kılıç, bazen bir at, bazen bir köre veya cariye veyahut da herhangi bir eşya olmuştur. Hz. Peygamber hediye kabul ederdi. Dolayısıyla onun bir gelir kaynağını da kendisine hediye edilen ve bağışlanan mallar oluşturmaktadır. Mesela Beni Nadir'den Muhayrık isminde bir Yahudi, Uhud gazesinde onun safında savaşmış bu savaşta ölmeden önce vasiyet yoluyla yedi adet bahçesini kendisine bağışlamıştır. Barış yoluyla ele geçirilen gayrimüslim topraklarından elde edilen arazi geliri, mesela fedek arazisi gibi. Hazreti Peygamber'in maddi mirasını menkul mallar ve gayrimenkul mallar şeklinde iki kısımda mütalaa etmek mümkündür. Menkul olanlar para, zati eşya, hayvan gibi mallardır. Hz. Peygamber hastalığı esnasında yanında bulunan yedi dirhemin fakirlere dağıtılmasını istemiştir. Bu bakımdan o nakit miras bırakmamıştır. Daha önce kölelerini de azat ettiğinden, vefat ettiği esnada kölesi ve carisi de yoktu. Bazı kaynaklar onun geriye develerinin, giyim eşyalarının, yüzüğünün, bazı aletlerin ve zırhının kaldığını kaydederler. Şüphesiz hanımlarının kullandığı ev eşyaları bunların dışındadır onun hayvanlarıyla bazı ev aletleri ve ayakkabılarının Ali ailesine verildiği kaydedilir. Hırkası, kılıcı ve yüzüğü ise devlete kalmıştır. Gayrimenkul mallara yani arazilere gelince, Hz. Peygamber'in vefatından sonra kızı Hz. Fatıma başta olmak üzere bazı yakın akrabaları Hz. Ebu Bekir'den onun mirasını istediler. Hz. Ebu Bekir, Resulullah'ın, biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktığımız sadakadır buyurduğunu söyleyerek onun terekesini taksim etmeyeceğini ancak hayattayken kendisinin bakmakla mükellef olduklarına bakacağını ve onun sarf ettiği yerlere de aynen sarf edeceğini bildirdi. Hz. Peygamber Fedek arazisinin gelirlerini ailesinin giderleri için harcar, amme işlerini yolcu ve misafirlere sarf ederdi. Dolayısıyla Hz. Peygamber arazileri intifa hakkı kendinde kalmak şartıyla kamunun istifadesine vakfetmiştir. Hz. Peygamber'in sahip olduğu arazileri vefatından sonra devlete mal edildi. Hz. Ebu Bekir, buranın gelirlerini aynen Resulullah'ın harcadığı yerlere sarf ederdi. Fedek, Hulefa-i Raşid'in döneminde de hazineye ait olarak kalmış ve Hz. Ebu uygulamasına devam edilmiştir. Hz. Peygamber'in hanımlarının oturmakta olduğu odaları Hz. Peygamber vasiyet yoluyla onlara bırakmıştır. Buna göre onlar burada oturacaklar, dünyadan ayrılınca da bu odalar, araziler gibi Resulullah'ın sadakalar arasına katılacaktı. Hz. Peygamber'in manevi mirası Kur'an ve sünnettir. Hz. Peygamber'in ailete irtihalinden sonra da Müslümanlar Kur'an ve sünnete sahip çıkmışlar ve bu uğurda büyük gayret göstermişlerdir. Bu gayret sonucunda hem Kur'an ve sünnetteki prensipleri günlük hayatlarına uygulamışlar ve hem de sayıları milyonlarla ifade edilen Kur'an nüshaları, tefsirler ve hadis eserleriyle Kur'an ve sünneti kültürel hayatlarının temel taşları yapmışlardır. Hz. Peygamber'in Medine dönemindeki mesajına toplu bir bakış Hz. Peygamber'in Medine dönemindeki faaliyetlerini ele alırken, Kur'an-ı Kerim ayetlerine yer vermiş bulunuyoruz. Fakat bu dönemdeki mesajının daha iyi anlaşılabilmesi için Medine döneminde nazir olan vahiylere topluca göz atmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in Medine'de nazir olan kısmı incelendiğinde görülmektedir ki, Mekke döneminde belirlenen kurallar ve esaslar Medine döneminde de vurgulanmış, gelişen şartlara Müslümanların müstakil bir yönetimi, yurda, topluma ve istikrarlı bir hayata sahip oluşlarına bağlı olarak bir kısım prensiplerde yeniden konulmuştur. Tevhid, ahiret gibi inanç esaslarıyla ilgili hususlar hicretten sonra inen ayet ve surelerde de tekrar tekrar hatırlatılmıştır. Kur'an'ın Allah kelamı ve hidayet kaynağı olduğu belirtilmiş, Kur'an üzerinde gereği gibi düşünülmesi istenmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve peygamberliğinin gerçekliği üzerinde durulmuştur. Din hürriyeti teminat altına alınmış, dinde zorlama olmadığı bildirilmiş İslam'da fıtratı zorlayan hiçbir güçlüğün bulunmadığı belirtilmiştir. Müminlerin, inkarcıların ve iki yüzlülerin temel vasıfları açıklanmıştır. Gerekli durumlarda işbirliği yapılabilmekle birlikte inkarcıların dost edinilmemesi sık sık vurgulanmıştır. Ehli kitaba mensup zümrelerle ilişkiler ve onların hareketlerine karşı takınılacak tavırlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Önceki peygamberlerin ve milletlerin kıssaları Medine döneminde nazil olan ayetlerde de anlatılmıştır. İbadetler Medine döneminde de üzerinde titizlikle durulan hususlardır. Her şeyden evvel Allah'a ibadet emredilmiş, namaz ve zekat üzerinde tekrar tekrar durulmuştur. Hicretten sonra toplu ibadet uygulamalarına geçildi, cuma, bayram ve vakit namazlarının toplu olarak kılınması yönünde faaliyetlere ve bunun gerçekleşmesi için daha hicretin ilk günlerinden itibaren mescitlerin inşasına başlandığı görülmektedir. Mekke döneminde zekat bu defa hicretin ikinci yılında farz kılınmış ve bu tarihten itibaren merkezi idare tarafından toplanmaya başlanmış ve dağıtılacağı gruplarda açıkça belirtilmiştir. Medine döneminde oruç ve hac farz kılınmıştır. İnançla amel arasında uyum bulunması istenmiş, bu konuda şöyle buyurulmuştur. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Sosyal konularda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Söz gelişi yetimlerin hakkının korunmasına, infaka yani Allah rızası için harcamaya, maddi manevi yardımlaşmaya, hayır işlemeye teşvik edilmiştir. Şu ki gösteriş için yapılan yardımda hoş karşılanmamıştır. Müminlerin kardeşliği ve nihayet insanlığın kardeşliği vurgulanmıştır. Çekişme ve sürtüşme yasaklanmış, birlik ve barış teşvik edilmiştir. İslam'ın birleştirici ve beraberliği sağlayıcı rolü dire getirilmiş, iyiliği emredip, kötülüğü yasaklama sık sık tekrarlanmıştır. Kin ve düşmanlığa sevk eden sebeplerden, toplumun arındırılması istenmiştir. Söz gelişi olayların doğruluğunun araştırılması öngörülmüştür. Eğitim faaliyetleri daha düzenli hale getirilmiştir. Körü körüne eskiye bağlanıp, yeni düşüncelere kulak vermemek, kötülenmiş, akılcı hareket edilmesi istenmiştir. Ahlak alanında üzerinde durulan hususlara gelince, iyi huylar sık sık dile getirilmiştir. İnanmayla birlikte dürüst yaşamada, Kur'an'ın mesajında önemli yer tutar. İyilik, sabır, dürüstlük, şükür, güzel söz ve hoşgörü emaneti riayet, hayır yapma, akrabanın, yetimlerin, komşuların, yoksulların, yolcuların ve arkadaşların haklarına riayet, alçak gönüllülük gibi hasletler övülmüş, emredilmiş, söz gelişi, evlere girme adabı gibi bir takım görgü kuralları işlenmiştir. Adalet üzerinde Medine döneminde de önemli durulmuştur. Esasında borçlar, antlaşmalar, şahitlikler, çeşitli suçlara karşı öngörülen cezalar gibi hukuki düzenlemelerinde adaletin tesisine yönelik olduğu söylenebilir. İyi huylar övülüp gözler önüne serilirken, kötü huylar ve bu huylara sahip olanlar da yerilmiştir. Alay, cimrilik, iftira, iki yüzlülük, çalım satmak, riya, şarap, kumar, fuhuş, zulüm, haksız ve haram mal yemek, hırsızlık, arkadan çekiştirme, çekememezlik, suizan, kusur araştırma, adam öldürmek gibi hususlar kötülenip yasaklanmış, can, mal ve namus güvenliği getirilmiştir. Hainlere taraf olmaması emredilmiştir. Allah'ın kendini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmediği belirtilmiştir. Dürüstlük, doğruluktan ayrılmama üzerinde durulmuş, mesela insanların yapmayacağı şeyleri söylemesinin Allah katında büyük nefrete karşılanacağı bildirilmiştir. Bilgisiz konuşmama istenmiştir. Ekonomik alanda yeni düzenlemeler yapılmış, Riba açık ve kesin bir şekilde yasak edilmiş, bu işlerle uğraşanlar eleştirilmiştir. Helal ve temiz şeyleri yeme, çalışma, yetimlerin ve reşit olmayanların malını koruma altına alma gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Şahitlik, borçların kaydı, aile hukuku gibi çeşitli hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Devlet idaresine ilgili olarak istişare ve görevin liyakat sahiplerine verilmesi gibi bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Allah ve Resulüne itaatin gerekliliği vurgulanmıştır. Hicretten sonra Müslümanlar artık bir yurda sahip oldukları için yurt savunması anlayışı geliştirilmiş ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak barış üzerinde durulmuş, barışın hayırlara vesile olan bir uygulama ve davranış biçimi olduğu bildirilmiş ve gerektiğinde de gerçekleşen savaşla ilgili bir takım esaslar konulmuştur. Müminler akitlerini yerine getirmeye çağrılmıştır. Hz. Peygamber'in yukarıdaki hususlar üzerindeki uygulamalarını kitabımızın çeşitli kısımlarında açıklamış bulunuyoruz. Görülüyor ki Kur'an, Hz. Peygamber'in sıretinin genel çerçevesini çizmiş, onun uyacağı Kur'anları ana hatlarıyla belirlemiştir. Nitekim, Hz. Peygamber'i en iyi ve yakından tanıyan aile fertlerinin değerlendirmesi de bu yöndedir. Hz. Aişe, bir soru üzerine peygamberin ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu açıklamıştır. Ahlak, geniş anlamda kişinin huyları ve bu huylarının doğrultusunda gerçekleştirdiği davranışların bütün olarak düşünüldüğünde, Hz. Peygamberin ahlakının ve faaliyetlerinin Kur'an'ın bir uygulaması olduğu görülür. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Yazan Profesör Doktor İbrahim Sarıçam Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur